Merhaba arkadaşlar, benim hayatıma hoş geldiniz. Bugün sabah erkenciyiz. Hep beraber kahvaltı için acılı sos yapacağız. Biberlerimiz var, domateslerimiz var. Şimdi öncelikle domateslerle biberler haşlanacak. Daha sonra çekilecekler. Sonra da yeşuryan tarafta ocağımız var. Onda uzun uzun pişireceğiz sosumuzu. Sirkesini, yağını, tuzunu, sarımsağını katacağız ve lezzetlendireceğiz. Şimdi önce arkadaşlar anneannemle kayınvalidem şey yapıyorlar. Biberleri böyle tohumlarından falan yıkayıp ayıklıyorlar. Çok fazla tohumlu kalması güzel olmuyor. Sonra da domatesler doğranıp haşlanacak. Birle beraber Yapım aşamasına tohumu da geçeceğiz. doğra. Biberle beraber aynı anda Tohumunu haşlanacakmış arkadaşlar. yeri çekilir böyle. Şurada da sularımız var. Tabii Ahmet Ömer hemen suyu buldu. Oynamaya başladı. Şimdi ocağı da göstereyim size. Bak şurada ocakta burada. Bu şekilde daha önce burada salça yapılmış. Bayağı bir sıçramış. Bu ocağı da kayınbabam ve apartmanda oturan bir apartman sakiniyle beraber yaptılar. Bu da çok güzel bir ocak olmuş. Burada inşallah acılı sosumuzu kaynatacağız. Şurada da minik motorumuz var. Daha önce videolarımızda görmüştünüz. Bir de bunun arkasına biz kasa yaptırdık bu şekilde. İçerisine odunları falan dün getirdiler eşimle beraber. Bunlar inşallah güzel bir şekilde yanacaklar. Hoş Sağ geldin. Olun. Sağ Ne olun. yaparsınız? Salça mı? Acı mı? Şimdi arkadaşlar leğenin alt kısmını bulaşık deterjanıyla bu şekilde köpürtüyoruz birazcık. Ateş yandıktan sonra hani altının siyahları daha kolay çıkıyor. Ocağımızın altını yaktık arkadaşlar. Bismillah dedik. İnşallah lezzetli bir acılı sosumuz olur. Uzun ve meşakkatli işler bunlar. Bayağı da bir işi var. Ama yerken tabii lezzeti bütün bu işleri yorgunluğu unutturuyor. Ahmet Ömer de öyle alttan bakıyor ateşin nasıl yandığına. Tıkır tıkır sesler gelmeye başladı. Biberlerini de ekledik üstüne. Şimdi iyice bir karıştıracağız. Kaynamaya devam edecek.
Az sonra dur, ben şunu çiğneyim. Şimdi pişen domateslerle biberler soğudu arkadaşlar. Çekilmeye götürülecek. Çekildikten sonra tekrardan getirip kaynatacağız. Acılı sosumuz tamamen suyunu çekti arkadaşlar. Tuzumuzu attık biz. Şimdi de robotta çekmiş olduğumuz sarımsaklarımızı ekliyoruz. Sarımsak ve tuz kararını sizlere birebir söyleyemeyeceğim. Çünkü o tamamen sizin damak lezzetinize kalmış. Biz fazla fazla koyuyoruz. Şimdi koyduğumuz sarımsaklarımızı da güzel bir şekilde karıştıracağız. Daha sonra gerekli olan diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Sarımsakları güzelce karıştırdıktan sonra arkadaşlar içerisine görmüş olduğunuz gibi acı süs biberlerinden atıyoruz. Adı üzerinde, bu kahvaltıda yemek için acılı sos zaten. Onu da yine siz kendiniz ne kadar acı seviyorsanız o kadar katabilirsiniz. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Yaklaşık arkadaşlar 1,5 su bardağı sirke koyacağız içerisine. Sirkemizi de arkadaşlar bu şekilde karıştırdıktan sonra yine kaliteli bir zeytinyağı ekleyeceğiz. Zeytinyağını da 1,5 su bardağından birazcık fazla ekliyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi ateşimiz de köz oldu. Yine de sosumuz tıkır tıkır kaynamaya devam ediyor. Şimdi yağını da ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bardak koyduk. Bir de gördüğünüz gibi yarım bardaktan biraz daha fazla. Yağın arkadaşlar fazla olmasının herhangi bir zararı yok. Yani yağ fazla olduğu sürece acılı sosumuzu uzun zaman koruyacaktır. Yalnız iyi bir şekilde karıştırmak gerekiyor. Sosumuzu ocaktan aldık arkadaşlar. Vallahi çok güzel oldu. Keşke kokusunu size iletebilsek ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Şimdi hemen bir ekmek arası yaptık. Eşim tadına bakacak. Ama görüntüsü de gerçekten harika. Şimdi arkadaşlar acılı sosumuzu bu şekilde kavanozlara koymaya başladık. Kavanoz kapaklarımız da çok tatlı gerçekten. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Acılı sos videomuz bu şekildeydi. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.